Arkadaşlar merhabalar, bu videomda ÖSYM Nereden Nereye katı cisimler serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda konuyla ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Evet, çözmeye başlamadan önce videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 5 numaralı PDF'i indirip kendiniz çözün. Çözümlere bakmak istiyorsanız da 5.1 numaralı PDF'ten çözümlerine ulaşabilirsiniz. Yine sıkıntı varsa videoya gelip videodan da çözümlerini daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Ama video en son çareniz olsun lütfen ve bu soruları mutlaka çözün. Konusu nerede çıkacak? AYT'de karşımıza çıkacak. Tek başına soru olarak da karşımıza çıkabilir. Ama genelde böyle ikili karışımlar şeklinde soruluyor. Konu ile silindir, konu ile küre ya da her üçü birden konu, küre, silindir şeklinde de soru olarak karşımıza çıkabilen yerler var arkadaşlar. O yüzden dikkat edin ve bu üçlü saydığım konular gerçekten ama gerçekten kolay konular. Yani AYT'de bu üçlüden gelecek soruyla ilgili bir soru geldiği zaman büyük ihtimalle rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. İsterseniz çok fazla konuşmayalım, çözümlere başlayalım. Evet, dördüncü soruyla, yani genel PDF'teki dördüncü soruyla başlayacağız arkadaşlar. Yani bu 2012 LYS sorusu benzeri. Yüksekliği 14 cm, yarıçap 6 cm olan dik dairesel silindir. Hemen soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz öncelikle arkadaşlar. Şöyle bir silindirimiz var elimizde. Silindirin yarıçapı kaçmış arkadaşlar? Silindirin yarıçapı yüksekliği 14, yarıçapı da 6 olarak verilmiş. Eyvallah. Tamamı suyla doluymuş. Tamam. Bu suyun tamamı taban yarıçapı 2 ve 4 cm olan kesik konilere konulacaktır. Kesik konuyu büyük çiziyorum arkadaşlar burada biraz. Aslında biraz daha küçük olması lazım şekli daha iyi yorumlayabilmek için. Bunlardan bu şekilde oluşan 12 bölmeli bir buzluğa konuluyormuş arkadaşlar. Buradaki su bunlardan 12 tanesine, evet, bunlardan 12 tanesine, 12 tanesine konuluyormuş arkadaşlar. Bölmelerin hepsinin tam olarak dolduğu ve bölmelerden su taşmadığı bilindiğine göre bir bölmenin yüksekliği kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet, bize şuradaki yükseklik nedir diye soruluyor arkadaşlar. Kesik koni gördüğümüz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle kesik koniye şöyle bir tamamlıyoruz. Bunun yarıçapı kaçtı gençler? Bunun yarıçapı arkadaşım 2 idi. Bunun yarıçapı da 4 birim olarak verilmişti. Hocam 2/4 benzerlik oranı 1'e 2. O zaman şunlar birbirine eşittir. Hatta şuradan bir yükseklik çizdiğin zaman burası haşken burası da ne olacak? Haş. Zaten bizden ne isteniyor arkadaşlar? Haş isteniyor. Şimdi benzerlik hacim ilişkisi 1/3. 1/2 pardon. Kübü 1/8. Hocam burası V iken burası ne olacak? 7V. İşte bu 7V'den kaç tane varmış? 12 tane varmış. 7V'den 12 tane varsa o zaman şunu siyah kalemle yazayım. 12 tane 7V neye eşit? Bunun hacmine eşit. Çünkü bununla 12 tane şu 7V'yi dolduruyormuşum arkadaşlar. Silindirin hacmine eşit. Yani pi r kare çarpı h. Buradan ne geldi buradan? Şöyle 7 ile 14 sadeleşince kaç geldi? 2 geldi. 12 ile 36 sadeleşince 3 geldi. Pi'lerde yok. Pi'ler gitmedi. V'yi buradan kaç bulduk o zaman arkadaşlar? 6 pi olarak bulduk. Evet. V'yi 6 pi bulduk. Bir bölmenin yüksekliği nedir diye soruluyor. V'yi 6 pi bulduk ya. 6 pi hacmi de neye eşit? Üstteki silindirin hacmine. Yani pi r kare çarpı h'a eşit. Pi'ler gitti. 6/4'ten h'ı da buradan kaç buluruz? 3/2 mi buluruz arkadaşlar? Hoppa. Bir dakika. Şunun yüksekliği. Tabii. Yanlış yaptık. Niye yanlış yaptık? Hep alıştık şeye. Neye alıştık? Pi r kare çarpı h taban alanı çarpı yükseklik dedik değil mi? Olur mu ya? Ayağınla bastığında batıyorsa ne diyorduk? Bölü 3 diyorduk değil mi arkadaşlar? Evet. Şu /3'ü unutmayalım. 6 pi pi r kare çarpı h bölü 3'e eşit olacak arkadaşlar. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? 18/4. O zaman h buradan 18/4 geldi. O da 9/2'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız ne yaptı? Edremit yaptı. Evet. İlk sorumuzun cevabı Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Yüksekliği 15 cm olan dik silindir ile aynı tabanlı ve yüksekliği h cm olan bir dik koniden oluşan kalem şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kalem silindirin tabanına paralel ve düzlemde kesildiğinde yüksekliği 21 cm olmaktadır. Bu durum şekil 2'de de gösterilmiştir. Evet, tabanına paralel bir şekilde kesildiğinde şöyle gelmiş arkadaşlar. Şekil 1'deki silindirin hacmiyle. Şekil 1'deki silindir bu değil mi arkadaşlar? Evet, bu silindirin hacmiyle şunun hacmi birbirine neymiş? Eşitmiş. Buna göre diyor h kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar silindirle koni gerçekten birbirine çok yakışan bir koni.
Yani konu. Şu bayat espriyi hep yapıyorum ya. Yapmamam lazım ama dayanamıyorum. Konuyu anlatırken de. Bu konuyu kolay konu diyorum ama neyse. Yani son videolarda da bu şekilde aklınıza kalacağım ya. Yuh bana ya. Neyse devam. Evet, bunun hacmiyle bunun hacmi birbirine eşitmiş. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir silindir ile bir koniyi kıyaslarken silindir ile koninin tabanları aynıysa, yüksekleri de aynıysa bunun alanı hacmi pi r kare çarpı h. Pi r kare çarpi h bölü 3. Öbürünün hacmi de pi r kare çarpi h olduğundan hacimler oranı ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Evet, hacimler oranı 1 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Yani şurası V iken arkadaşlar tamamı 3V oluyor. Silindirle konide böyle bir durum var ve biz bunu çok kullanıyoruz. Genelde silindir ve konik soruları iç içe olduğu zaman ben direktmen koniyi silindirin içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani ben şunu gördüm ya, hemen şurada bir hop şöyle bir silindir yapıyorum arkadaşlar. Ama silindir yapmadan önce buradaki silindir ile buradaki kalemin hacmi birbirine eşitmiş. E o zaman ben buraya bir x diyeyim. Hocam burası. O zaman ne olacak? 21 eksi x olacak. Şimdi silindirlerde sonuçta yükseklerle doğru orantılı olmayacak mı hacimler arkadaşlar? Yarıçaplar aynı olduğu için. Evet. Bu 15'teki hacim 15V iken hocam 21 eksi x'teki hacim 21 eksi xv değil midir? 21 eksi x'in v katı olacaktır. Peki x'teki hacim ne olacaktır? Burası da xv olacaktır. X'in v katı olacaktır. Koninin hacmi ne oluyor? xv bölü 3 mü oluyor? Çünkü 3'te 1'lik hacim var. Aa, buradaki silindirin hacmiyle buradaki kalemin hacmi birbirine eşit verilmiş. Yani eşitliği yazalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 15v eşittir. Hocam xv bölü 3. xv bölü 3 artı 21 eksi xv'ye mi eşit olacak arkadaşlar? Evet. V parantezine aldığımızda v'ler gitti. Dolayısıyla ne geldi buradan? 15 eşittir. X bölü 3 artı 21 eksi x. Şurası eksi 2x bölü 3. Öbür tarafa atınca ne geldi? 2x bölü 3 geldi. Eşittir. 21'den 15 çıkınca 6 geldi. 18 bölü 2'den de x'i kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Cevabımız böylelikle 9 oldu arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir yöntem. Dikkat edin. ÖSYM de bunu gerçekten seviyor arkadaşlar. Gerçekten seviyor. Silindirle konuyu iç içe. Hatta 2021 sınavında arkadaşlar bunun benzeri bir soru çıktı. 2021 sınavında çıktı ama ben buraya 2020 yazmışım. Neyse. Şurası 2021 olacak galiba. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Siz ona bakarsınız arkadaşlar. Yıllar karışmış olabilir. Buna da dikkat edin. Şu 41. sorudan bahsediyorum. Tamam. Yorumlarda da uyarırsınız beni arkadaşlar. Neyse. Evet. Bu PDF'deki ikinci sorumuzun cevabı 9 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. AYT 2019'da sorulmuş bir soru. Genelde dedik ya, konik, küre ve silindir iç içe soruluyor. İkişerli konu şeklinde soruluyor arkadaşlar. Ama şuraya baktığımız zaman koni tek başına sorulmuş. Odada iç içe soramazlardı. Niye? Açınımı olduğu için arkadaşlar. Evet. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi kare şeklindeki bir kağıdı şu şekilde dairesel bir şekilde kesmişim. Ve sonra ne yapmışım? Sonra da 144 derecelik değil de. Hocam burası 360 eksi 144. Vallahi ben burada işlem kalabalığı yapmak istemiyorum. 360 bu 36'nın katı ya. Burası 36 çarpı 4 değil mi? Tamam, 36 çarpı 10 olmak zorunda. O zaman burası da 36 çarpı 6 değil midir açı olarak? Evet. En azından ben R bölü L alfa bölü 360 yapacağım ya. Koninin olmazsa olmazı R bölü L yaparken sadeleştirme şeklinde yaparsak daha güzel olacak. Ya da burası 36, 18, 216 yapıyor deyip oradan da işlem yapabilirsiniz. Ben orada sadeleştirmelerde falan uzun vakit gitmesin diye. Gerçi burada konuşurken de vakit geçiyor ama neyse. Devam arkadaşlar. Burası 36 çarpı 6'lık bir açı yaptı arkadaşlar. Şimdi ben bunu kıvırdığım zaman ne olacak? R bölü L alfa bölü 360 yapacağız. İşte burada en çok yapılan hata. Hocam R bölü L alfa bölü 360 derken 144 bölü 360 diyorsunuz. Hayır kardeşim. Şurada kaç önemli? Yani sen buradaki daire dilimini böyle kıvırıyorsun. Açım bu. Evet, bunu böyle yaptığımız zaman. Hocam burası R, burası L. R bölü L alfa bölü 360. Yani 36 çarpı 6 bölü 360'a eşit. E buradan R bölü L neye eşit oldu? 6 bölü 10 eşit oldu. Yani 3 bölü 5'e eşit oldu. Madem öyle. Hocam burası 3K iken burası 5K oldu. A, Pisagor bağıntısından burası da ne olur arkadaşlar? Yükseklikte 4K olur. Koninin hacmini vermiş mi? Vermiş. O zaman koninin hacmini uygulayalım arkadaşlar. Hacim ne demiş? 12 pi demiş. 12 pi hacmi pi r kare. 3K'nın karesi 9K kare çarpı h. Yani 4K bölü 3 değil mi arkadaşlar? Bu sefer bölü 3'ü unutmayalım. 36 bölü 3 12. Yani pi'ler de sadeleşti. K küp eşittir 1 geldi. Buradan da K'yı ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Karenin alanı isteniyor. Arkadaşlar K'yı 1 bulduysak 5K dediğimiz kaç çıktı? 5. 3K dediğimiz kaç çıktı? 3.
Şimdi buradaki L dediğimiz ne oldu arkadaşlar? L dediğimiz bu dairenin yarıçapı arkadaşlar. Bakın L dediğimiz bu. 5 oldu. Aa, bunun yarıçapı 5. Hocam merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Burası da 5. Burası da 5 olduğundan dolayı yarıçapı 10 çıktı. Karenin bir kenarı 10 çıktı. O zaman alan da neye eşit olacaktır gençler? 10'un karesinden dolayı 100'e eşit olacaktır. Evet, 35. soru. Yani bu PDF'teki 3. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. 20. soru. Evet, içi suyla dolu olan dik dairesel silindir biçimdeki bir bardağı içine içi suyla dolu bir dik koni biçimdeki bir kap tabanı yere paralel olacak şekilde yerleştirildiğinde şekil 1 elde ediliyor. Bu durumda kabın tepe noktasının silindirin yüksekliği yarısı hizasında olduğu biliniyor. Evet, bu silindirin yüksekliğinin yarısı hizasında olacak arkadaşlar. Tam şurası. Yani şurası silindirin yüksekliğinin yarısı olacak. Şunlar birbirine eşit olacak. Peki arkadaşlar, ya da şöyle yapalım isterseniz. Hocam şuradan bir yükseklik koninin yüksekliğini çizseniz, bunu da devamı getirseniz, adam size diyor ki şunlar birbirine eşit diyor. Peki ben koni ile silindiri iç içe gördüğüm zaman ne yapıyordum arkadaşlar? Hemen bir hop silindir yapıyordum. Aa hocam, burası V iken şurası ne olacak? 3V olacak. E hocam, burası 3V ise silindirde hacim dağıtırken 3V iken burası da eşitlikler olduğu için kenarlarla doğru orantılı ya, yüksekleriyle doğru orantılı. Burası da 3V. Silindirin hacmini ne buldum arkadaşlar? 6V buldum. Peki 6V ya, şuradaki ben bunu böyle batırınca V'lik kısım boşaldı, boşalan kısım da burada. Yani şurası, bilmiyorum işimize yarayacak mı bilmiyorum ama, boşalan kısım burası V. Tamamı 6V olduğundan buraya da ne kaldı arkadaşlar? 5V kaldı. İşime yaramazsa şimdi silerim arkadaşlar. Çünkü koniyi batırıyormuşum böyle. Bir suyun içerisine bir şey battığı zaman hacmi kadar su taşırıyordu. Hacmi kadar su taşırması demek ne demek? V'lik kısım gitti demek arkadaşlar. Şöyle baktığınızda. Peki devam edelim. Bu bardak kabın içine tabanı yere paralel olacak şekilde yerleştirildiğinde ise bardağın üst tabanı ile kabın tabanı şekil 2'deki gibi aynı seviyede oluyor. Eyvallah. Şekil 1'de bardaktan dökülen suyun hacmi V1. Bardaktan dökülen suyun hacmi V1. Yani V1 dediğimiz ne oldu arkadaşlar? Şu V oldu. Tamam, bunu bulduk. Sonra şekil 2'de de kaptan dökülen suyun hacmi V2 olduğuna göre. Arkadaşlar, konin içine bir şeye batırıyorum. Hepsi battı mı? Battı. Normalde bu cismin hacmi nedir arkadaşlar? 6V değil mi? O zaman 6V'lik kısım dışarıya hacmi kadar su taşıracağı için taşan su da 6V değil midir? Yani burada taşan su 6V. Arkadaşlar, böyle batırdığımda taşan su 6V. Taşan suya da burada ne demiş arkadaşlar? V2 demiş. Bu da 6V olduğundan dolayı V1 bölü V2 isteniliyor. Yani V1 bölü V2'de neye eşit oldu? V bölü 6V'den 1 bölü 6'ya eşit oldu. Yani cevap Edremit çıktı arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bir suyun içerisine bir cisim koyduğunuz zaman hacmi kadar ne yapıyor arkadaşlar? Su yukarı kaldırıyor ya da suyu dışarıya taşırıyor gençler. Evet, geldik son soruya. Bundan emin değilim, dediğim gibi. AYT 2020'de olabilir, AYT 2021'de olabilir. Ben 21 diye hatırlıyorum ama bakalım. Uçlarından ikisi açılmış olan bir tahta çubuğun gövdesi dik dairesel silindir. Açılmış uçları ise yüksekliği bir birim olan dik dairesel koni şeklindedir. Evet gençler, şuradaki yükseklik kaç birimmiş? Bir birim olacak şekilde verilmiş bize. Sonra kare prizma şeklindeki özdeş tahta blokların taban ayrıt uzunlukları da 2 birimmiş. Evet, burası da 2 birim olarak verilmiş. Tahta çubuğun koni biçimindeki kısımlarının tahta blokların içine monte edilmesiyle oluşturulan H harfi. Evet, konileri monte etmişim. Ben koniyi monte edince hocam şöyle şöyle, şurası bir birim. Şöyle şöyle, şurası da bir birim. Şuradaki mesafede bir birim değil mi? Yani şuradaki mesafede bir birim mi? Evet. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Tahta çubuğun monte edilmesinden sonra tahta çubuğun görünen hacminin %10 oranında azaldığı bilindiğine göre. Arkadaşlar, şu koniler gidince %10, tahta çubuk %10 azalmış. Şimdi gençler, ben buraya V dersem, bir tanesinin hacmi yüksekleri aynı olduğu için şurası V iken, yani şu koninin hacmine şöyle diyeyim isterseniz V diyeyim. Bu koninin hacmi de V diyeyim isterseniz. Yani 2V'lik kısım nedir arkadaşlar? %10'luk kısmı veriyorsa o zaman burada %100'lük kısım ne olacaktır? 10'la çarptığımız zaman %100'lük kısım da 20V'yi verecektir. Evet, bizim kalemin hacmi 20V yapacak arkadaşlar. 20V. Aa hocam, buraya ne kaldı o zaman? 18V kaldı arkadaşlar. Peki biz koni ile silindir sorularını iç içe gördüğümüz zaman ne yapıyorduk?
Hocam iç içe gördüğümüz zaman şunu yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Bir silindir yapıyorduk. Hop şöyle bir silindir yapsak. Şöyle şöyle. Bu silindir koninin hacmi V iken silindirin hacmi ne olacak arkadaşlar? Şu yükseklik 1 olduğunu biliyoruz. Buranın 3V olduğunu söyleyebiliriz. 3V. Aynı şekilde hop şöyle yaptın. Şöyle şöyle. Hocam burası da nedir? 3V şeklinde yazabiliriz. Tamam yazdık. E şimdi şu silindirlerden dolayı yüksekleri de şey yapabilirim. Çünkü herhangi bir prizmada yüksekleri oranı hacimleri oranına eşit olmuyor muydu? Evet. Yani buraya baktığınız zaman 3V burası. 3V'de 3V hacminde bir yüksekliği varsa 18V hacminde ne kadar yükseklik vardır diye sorabiliriz. Ya da 3V'de 1 ise 18'de 6 katı. 6 katı olacak. X'i kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Ya da şöyle 3V'de 1 santimetre yükseklik varsa, 1 birim yükseklik varsa 18V'deki ne kadardır diye söyleriz. Ve burada içler dışlar doğru orantı yaptıktan sonra X'i de buradan kaç buluruz? 3X 18 olduğuna göre X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. E o zaman hocam buradaki uzunluğu 6 bulduk. E hocam burası 2 birim. Burası da 2 birim. Toplamda kaç birim oldu arkadaşlar burası? 6, 2 ve 2. Toplamı kaç yapıyor o zaman? 10 birim yapıyor. Yani şuradaki durum bize haşı veriyormuş arkadaşlar. Haşın da uzunluğu böylelikle 10 yaptı. Ve bu böylelikle kaçıncı soru bu? Bu PDF'deki son soru, yani genel PDF'deki 41. sorunun cevabını ne bulduk arkadaşlar? 10, yani C'yi bulduk. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, ÖSYM gerçekten hem koniyi hem de silindiri iç içe sormayı çok seviyor. Hatta ben sadece bu koni ve silindiri iç içe sormayı çok seviyor. Sadece bu konuların iç içe olduğunu söylemeyeyim. Koni, silindir ve küre. Bu üçlü ikişerli sorulabilir arkadaşlar. Direkt ben de şahsen düşüneceğim şu. Soru soracaksa büyük ihtimalle ne soracak arkadaşlar? Bunların ikişerli karışımı şeklinde soracak. Yani bu zamana kadar küreyle koniyi sormuş, koniyle silindiri sormuş. Ama sanki koniyle küre karışımını sormamış. Sanki oradan gelecek gibi hissediyorum yakın zamanlarda. Hani 2022 sınavında öyle gelecek diye söylemiyorum ama hani olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ya da üçünün de karışımı da gelebilir tabii ki. Sorulara baktığımız zaman sorular gerçekten güzel ve hoş. Yeni nesil eski nesil kavramı zaten burada ta 10 yıl önceden de vardı arkadaşlar. Bu konuda orada yeni nesil eski nesil kavramını söyleyemiyorduk. Güzel sorular gerçekten şöyle baktığımız zaman. Hoş sorular ve bu sorulardan lütfen ama lütfen sorular böyle çıkıyor. Soru moru kaçırmayın. Konuyu bilen soruyu yapar. Son konu olduğundan dolayı genelde bu soruları kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kaçırmayın. Tamam. Evet, böylelikle konuyu da bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kürede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.